Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlarımız, bir Arapça dil bilgisi dersine daha hoş geldiniz. Mehmet Maksutoğlu Hoca Efendi'nin kitabından okumaya devam ediyoruz. Sayfa 70'teyiz elimizdeki baskıdan. Bugünkü konumuz merfu muttasıl zamirler, yani fiile bitişip fail konumunda olan zamirleri bugün anlatacağız sizlere. Evet, birincisi T zamiri, T, ti, tü, harekeli T şeklinde bulunan zamirler. Et-ta'ul mutaharriketu, Arapçası, Arapça ifadesiyle. Örneklerle gösterelim. Evet, künte derken buradaki te, künti derken buradaki te ve küntü derken buradaki te, ti, tüler fiile bitişir ve bunlar fail konumunda olur cümle içerisinde. Bunlara merfu muttasıl zamirler diyoruz bundan dolayı. Evet, ikilik elifi, yani eliful isneyni tesniye elifi diye isimlendirilir. Tesniye elifi. Bu da kana derken fiili mazide buradaki elif, fiili muzaride yekunani derken buradaki elif. Ve bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Kâneta derken buradaki elif, tekûnâni derken buradaki elif, tesniye elifi. Bunlar da aynı şekilde fail konumunda bulunurlar. Evet. Vav, çokluk vavı. Vavul cema'a, cemi vavı diye isimlendirilir Arapçada. Çoğul, cemi müzekkeri. Erkeklerde çoğulu temsil eder. Kânû derken buradaki vav, yekûnû ne derken buradaki vav. Kıymetli takipçilerimiz, merfu muttasıl zamir, cemî vavı, fiile bitişen zamir, fail konumunda bulunur. Evet, burada da nun, dişilik nunu, nunun nisve. Evet, dişilik nunu adı üzerinde dişileri temsil eder. Çoğul dişileri. Kuntum tekunu ne derken buradaki nun, ya da yensur ne derken, yektub ne derken buradaki nun. Özür dilerim, buradaki nun tekun ne, kuntun ne, buradaki nunlar, bunlar çoğul vav'a. Buradaki vav diye, buradaki nun diye ifade ettik. Özür dileriz. Burada bir yanlışlık oldu. Evet, buradaki nunlar, ya da yansur ne, yektub ne derken, katel ne, nasar ne, faal ne derken oradaki nunlar çoğul müennes nunu ve cümlede yine fail konumunda olur. Son olarak da ye, muhatap yası. Ya ul muhatabati, o da tekuni ne derken fiili muzaride bulunan cemi müennes muhataba yası. Tekunine, tektubine, tensurine şeklinde burada olduğu gibi tekunine. Burada müfret muhataba yası fiile bitişir. Müennes muhatabayı temsil eder ve fail konumundadır. Tekunine sen oluyorsun, ya da tektubine sen yazıyorsun şeklinde mana verilir.
Evet. Bir eksik var kitabımızda. Onu biz ifade edelim. Buradaki künna derken na zamiri aynı şekilde yine fiile bitişir. Fiili mazide. Künna ya da nasarna, ketebna derken biz yazdık. Nasarna, biz yardım ettik şeklinde bulunur. Bu da yine merfu muttasıl zamirdir ve fail konumunda olur fiile bitiştiğinde. Evet, kıymetli takipçilerimiz, bu dersimiz de buraya kadar. Derslerimizi faydalı buluyorsanız Ali Akçalı YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki derste bulunmak üzere, tekrar buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.